Ayşe babaanne, oğlunun kokusunu aldın mı Özgür'den? Evde nasıl aldım yavrum? Nasıl gerçekten aldın? Gerçek. Nasıl aldım, içime bir şey ettim, böyle sabaha kadar uyumadım. Sabaha kadar uyumadım. Nasıl kavuşacağım durumu? Nasıl kavuşacağım durumu? Nasıl kokusunu alacağım durumu? Evladımın da kokusunu dedim. İçime çekeceğim dedim. Torunu şeysem de dedim. Ama Allah, Cenab-ı Allah sizlerden. Amin. Bin şükürler olsun. Ondan sonra kaç sene mi? 16, 15 sene oluyor. 17 mi? 18 olmuş. 18 sene oldu tabii. Ondan sonra hiç bir ayrı haber yoktu, bir şey yoktu. Allah'ıma bin şükürler olsun. 2 gün oldu kavuştum torunuma. Buramda sanki bir düğümük vardı. O düğüm kaçıldı. Torunumu görünce kadar içim açıldı. İçim açıldı. Ama bin şükürler olsun hepinizden. Allah amin, cümlemizden, olsun. Ama şimdi gayrı, şimdiden sonra gayrı. Belki evladımızı da bulursun. İnşallah. Babasını da bulursunuz. Hasretlerim iyice bitecek o zaman. İnşallah. Özgür yavrum. Teşekkür ederim. Sen ne hissediyorsun? Baba kanı, baba canı, babaanneler de çok kıymetlidir, anneanneler de çok kıymetlidir. Amcalar, yani bütün akrabalıklar. Sen ilk defa bu duyguyu yaşıyorsun. Tabii ki bu anneannenle yaşadın, annenle yaşadın ama senin duyguların ne? Yani heyecanlandım. Yani ne hissediyorsun ya? Bir şeyler hissediyorsun ama pek dile getirmiyorsun. Erkekler demek ki bu yaşlarda başlıyorlar Serap Hanım, duygularını. Özgür'ün profili hakikaten çok iyi. Ben çok sokakta kaldım görev yaparken. Müthiş bir güzel bir çocuk. Tertemiz, pırlanta gibi. Her ne kadar ilk konuşmalarımızda unuttum, çok da aklıma gelmiyorum diyorsa, insan bir yere aidiyet bağıyla bağlı olmak ister. Zaten bakınca da o aidiyet bağını almış gözüküyor ve heyecan şu an kıpır kıpır aslında kalbi, değil mi? Evet. Mehmet Bey, sen kardeşin 18 senedir ortada yok. Senin küçüğündü değil mi Mehmet Bey? Özcan. Evet. Ne hissettin kardeşim, yeğeninle kavuşunca? Şimdi 18'den beri bir baba olarak çok acı çektik. Bağrımıza bastık, taş ettik. Aradık, soruştuk. Hani nasıl desem, müracaatlarımızı ettik, bulamadık. Şükür Rabbime, Yüce Rabbime bir şükür olsun. Star TV ekibi ailesine, sizlere çok çok teşekkür ederim. Bu mutlu günümüze bizi kavuşturdunuz. Allah ne mazur versin. Yüce Rabbime şükür olsun ki ben evladımdan, kardeşimden böyle bir evlat olacağını hiç tahmin etmedim. Böyle bir sıcakkanlı bize yaklaştı ki sanki nasıl desem beraberlik gibi. Şimdi şu ana kadar. Genler önemli tabii de hocam daha iyi bilir. Genler önemli. Ne yazık ki Özcan'ın çok kötü alışkanlıkları, evet, varmış biliyorum, vesaire. Yaşıyorsa inşallah buluruz. İnşallah. Kaybettiyse hayatını da Allah rahmet eylesin, evet, günahlarını affetsin. Evet. Genetik çok önemli ama yetiştirme. Yetiştirme. Yani burada anneanneye büyük alkış istiyorum. Gerçekten yani, öyle. Aynen. Gerçekten öyle. Yetiştirme ve yetiştiği çevre çok önemli. Yetiştiği çevre son yılları çok iyi olmamış anladığım kadarıyla. Hani bir üvey babadan ötürü ama. Bu Ercan'dan sebep. Ercan'dan sebep ama anneanne bütün boşlukları doldurmuş, öyle anlaşılıyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Birine de teşekkür edeceğim burada. Annesi ben ve ben ikimiz birden çalıştığımız için Özgür 11 yaşında bir perdeciye çırak gibi verdik. Yeri belli olsun diye. Anne işe gidiyor, anneanne işe gidiyor. Çocuk sokakta mı kalacak, evde mi? Perdeciye verdik. Okuldan çıkıp oraya geliyordu. Yemeğini orada yiyordu. Onur kardeşimiz çok çok ilgilendi. Ona buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Evin içinde biz eğittik. Dışarısı Onur'un emeğidir. Dışarısı da çok önemli. Hele hele o ustalar var ya, ustalar, o eski hani bildiğimiz babacan, abi. Onlar hem seni koştururlar. Tepende böyle dikilirler, bunu da yap, onu da yap. Ama hem dışarıyı öğretirler, işi öğretirler, cömertliği öğretirler. Erkek dürüstlüğü olarak o yetiştirdi. Bravo. Erkeklik eğitimini Onur'dan aldı. Bravo. Dışarısı eğitimini, sokak kültürünü Onur'dan aldı. Ben Onur'a teşekkür ediyorum. Elinde büyüdü. Zaten ikisi bir araya gelince de işte böyle Özgür gibi mükemmel, tertemiz, mis gibi efendi bir çocuk ortaya çıkıyor. Bediye Hanım, peki bunca sene sonra baba tarafından amcası, babaannesiyle kavuşmasını sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani Özgür adına mutlu musun? Yoksa ay o tarafa
giderse hani çok daha yakınlaşırsa diye böyle küçük de olsa bir hani şey. Hayat Özgür'ün hayatı, karar onun kararı. Saygı ya. Duyuyorum. Hayatına kesinlikle müdahale etmedim etmem. Benim kendileriyle ne husumetim var, ne bir problemim var, ne de bir bağım var. Onlar Özgür'le kendi aralarında yaşanmış, yaşanacak, devam edecek şeyler. Bu arada aslında iki ailenin de ortak bir acısı var. O ortak acı şu. Bediye Hanım kızını bundan 9 ay önce maalesef ki 4 Kasım 2019 tarihinde bir gece yarısı cinayete kurban verdi. Hem de kızının birkaç yıldır birlikte yaşadığı, nikahsız beraberliği olan Ercan tarafından, Havi'nin babası tarafından katledildi. Ne yazık ki Seda hem de oğlu Özgür'ün kucağında son nefesini verdi. Fakat gerçekten, gerçekten acınızı yaşayamadığınızı düşünüyorum. Çünkü başka dertler girdi. Küçücük o 2 yaşında o zaman olan Havi'nin bakımı, psikolojisi düzeltilmesi gerekiyordu. Özgür'ün kollarında her ne kadar 20 yaşında bile olsa 50 yaşında bile böyle bir şeyi kaldırmanız çok büyük psikolojik travma. Yani hatta çoğu kişi terapi görmeden atlatamazdı bunu. O açıdan da Özgür'e bravo diyorum. Yani bu kadar sağlam kalabilmesi çok büyük olay. Orada bile anneannenin etkisi çok büyük ve kızını cinayete kurban vermiş olmasına rağmen de dimdik ayakta durmaya çalışıyor. Gece ne yapıyor bilmeyiz. Kendi içinde kızıyla konuşuyor, ağlıyor, dertleşiyor. Onları bilmeyiz. Zaten de o kendi acısını kendi içinde yaşıyor. Ama ortak dediğim o acı bu tarafta da, yani Kurt ailesinde de işte Özgür'ün babasının 18 yıl önce birdenbire ortadan kaybolması. Doğru mu? Evet. Ayşe Hanım, sen evet. Oğlunun yaşadığına inanıyor musun? Hep senin çıkacak, gelecek. Hep umutlanıyorum. Özcan Kurt. Özcan Kurt, evladım. Hep ne bileyim, hep senin yan biri çıkacak, gelecek. Hep rüyalar çok gördüm. Çok gördüm. Mehmet Bey, siz dün şey dediniz, biz öldüğünü düşünüyoruz. Şimdi Serap Hanım şöyle, biz daha önce müracaat ettik, bir şey çıkmadı. İnşallah da, yani ben yanılırım, öyle bir şey olmamıştır. Mücadele meşgul ediyorum ki uzun geçen zamanlar sonucunda ben hiç tahmin etmiyordum Özgür'ü, Özgür'ün kardeşimi ararken Özgür'ü bulacağımı. Bu mutlu günde bulduğum takdirde bulduğum şükür olsun Rabbime. İnşallah aynı bu şekilde vesile olur. Yani özlemi gideriz. Kardeşimle kavuşuyoruz. Cürem'den onu tek istiyorum. Özcan'ın yaşadığına inanmıyor musunuz? Uzun zamanlar geçti. Çok geçti. Çok sene geçti. 18 sene. Hiçbir yerden bir haber alamadık. Hani gitmedim yerde kalmadı. Bütün mercilere başvurduk. İnternetten olsun, savcılığından her yıl haber verdik. İletişime geçtik. Acaba bulundu mu, bulunmadı mı? Biz tarafını olalım. Hani diğer taraftan olsun. Bir türlü bulamadık. Umut kesildi mi derken diyorum, hani Allah'tan umut kesilmez, Allah'ın takdiriyle neyse odur. Ama diyorum ki inşallah çıkar. Şimdi şu anda ama umut ediyorum. Nasıl umut ediyorum? Oğlunu görür ben. Oğlumu buldum, yeğenimi buldum. Şükür olsun. Sizin sayesinde, devletimiz sayesinde, devletimiz büyük. Şükür olsun Yüce Rabbime. Ki güveniyorum, sağ salim onu da bulacağız inşallah. Özcan'ın aşırı alkol bağımlılığından bahsettiniz evet, hep. Efendim. Madde bağımlılığı da mı vardı? Vardı. Peki bu alışkanlık yüzünden hani bir yerlerde düştü, hayatını kaybetti ve sonunda da kimsesizler mezarlığına kaldırıldı, defnedildi. Böyle mi düşünüyorsunuz yani? Şimdi şöyle bir şey. O yüzden mi öldü diyorsunuz? Şimdi derler ya, bir laf var. Arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Şimdi benim kardeşim madde bağımlısıydı. Ne bulursa içiyordu. Çevresi, sokaklardaki arkadaşları hep onun gibiydi. Bozuktu. Yani dürüstün bir arkadaşı, dürüstün bir kardeşi, bir dostu yoktu. Ben diyordum ona, oğlum gelme, gel. İş olalım, yapacaksa evde yapalım. Tamam abi diyordu, çıkıyordu. 3 gün içmiyordu, 1 hafta içmiyordu. Bakıyordum 10 gün sonra. Yani ya diyorsunuz, su testisi su yolunda kırıldı. Evet, o da olabilir. Şimdi şöyle bir şey, arkadaşların durumlarını ben biliyorum Edirne'deyken. Ben burada 2010 yılında geldim ve evi getirdim buraya. Önceden 2006 yılında ben dilekçe verdim. Kardeşim kayıptır deyip de
O zamandan önceki durumda arkadaşları hep bozuktu. Hatta ben o zamanlar Edirne'deyken bir kaldırımda banket üstünde bulunmuştu bir ceset. O ki onun arkadaşlarından birisi ölmüştü. Öyle düşünüyorum. İnşallah düşüncelerim şimdi değildir. Özcan Kurt'un elimizdeki tek fotoğrafı bu. O yıllara ait daha doğrusu. Aynen. Ondan sonrasında maalesef yeni bir fotoğrafı yok elimizde. Yani arayıp da ihbar almak için bu fotoğraf çok yeterli değil. Hocam buyurun. İnşallah tabii sağ salim bulunur ama ağır alkolizm artı madde bağımlılığı bir de üstüne ağır akciğer hastalığı var. Yani 18 sene hayatta kalma ihtimali çok düşük. Bir de o kaybolduğu dönemde spesifik bir sebep yoksa yani bir kavga gürültü bir şey yok ise cinayete kurban gitmiş olmalısı da yüksek. Çünkü hep o ortamlarda diyor abisi. Yani öyle bir ortamda işte kavga gürültü birisi öldü. Kim vurduya gitti? Kim vurduya gidip bir yere def gönderilmiş olabilir.